Ha, gel. Sayın Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Hanım. Hoş geldiniz Sayın Hanım. Biraz geç oldu. Tamam. Sayın Valim hoş geldiniz. Muhabbetin kaynağına Sayın Valim hoş geldiniz. Bizim kulaklarımız seste, her birimiz bir heveste. Hoş geldiniz gözüm üstte, Sayın Valim hoş geldiniz. Aşık günah yıldızların, muhabbetli hoş sözlerin, bu kültür hepsi sizlerin. Sayın Valim hoş geldiniz. Aşıklar vurulmuş tele muhabbetli sohbet ile, gelen misafirler ile, Sayın Valim hoş geldiniz. Bir alkış isteriz sizden. Sayın, 1996 yılında Aşık Yenilik Kültür ve Yaşatma Derneği'ni arkadaşlarımla birlikte kurduk. Çok lazımdı. Çünkü bu gördüğünüz burada yaşayan aşıkların hepsinin yanında ben çıraklık ettim. Ustam babam Murat Karahanlı da dahil, Murat Çobanoğulları da, hepsi birer derya bunların. Bunların tek arzusu vardı, bir aşıklar evi istiyorlardı. Yani ölünceye kadar hepsi istedi. Bu Kars'tan istedi, gelen mülki amirlerimizden istedi, belediyemizden istedi, herkesten istediler ve hiçbirisi de görmedi burayı. Görmeden öldüler, rahmete gittiler. Allah hepsine rahmet etsin. Biz de bu istek içerisinde yıllardır ezildik, büzüldük. Bir zaman Çobanoğlu ustamızın bir gazinosu vardı. Sizler aşıkların yanında kalan insanlarsınız. Sivas'ta, Erzurum'da görev yapan insanlarsınız. Siz ziyaret ettiğimizde söylediniz. O gazinoda yıllardır bir okul vazifesi gördü. Çok aşık yetişti oradan. Allah razı olsun. Allah makamını cennet etsin tüm aşıklarımızın. Murat Çobanoğlu'nun da. Fakat böyle bir yer istemediler mi? O zaman kursaydılar belki vakıf olurdu. Bu vakıf gibi bir şey olurdu. Hep aşıklar barınırdı burada. Bize nasip oldu. Arkadaşlarımı topladık. Ama bir yer arıyoruz. Acaba ne yapacağız, nasıl edeceğiz diye yeni bir serka kurulmuş dediler bize. Ben de onu tanımıyorum hiç. Serhat Kalkınma Ajansı, bağışlasın Sayın Genel Sekreterim, buradadır diye konuşmuyorum. Gönlümden ne gelirse onu konuşuyorum. Gittim yanına, işte Sayın Genel Sekreterim, biz Aşık Günay Yıldız, bunlar arkadaşlarım. Biz geldik, böyle bir arzımız var, böyle bir durumumuz var. Allah'a şükür. Yani ben her zaman dua etmişim. Kars'ın bir noksanlığı vardı. Sizleri tenzih ederim. Bağışlayın. Hepinizden özür diliyorum. Uzmanını hiçbir zaman bulmadı Kars. Yani bir müdür geldi, kültür müdürü, matematikçi. Birisi geldi bilmem ne. Yanında Yüksa Türk okuyorsun adama sinirlenip. Ya bırak hele bir aç şeylere bakalım. Dolar ne kadar yükseldi, obisi ne kadar alçaldı. Emin olun böyle yaşadım ben. Baktım ağzının havasına, vallahi dedim arkadaşlar, müdürümüz çok iyi şükür, çok iyi, ne yapacaksınız dedim, işte bu kültürü yaşatacağız, zaten öldü bu teknolojinin içerisinde de sizin anlattığınız gibi bitti bu kültür, artık yok olma, bir uçurumun kenarına gelmişiz, gittik gideceğiz dedik, öyleyse
ben size söz veriyorum dedi. Çok iyi yere geldiniz. Size söz veriyorum, gidin bir yer arayın bulun. Ben onu restore yapacağım. Allah razı olsun. Geldik burayı bulduk. Gidip genel sekreterimize söyledik. Yani Allah için yıllardır bu aşıkların 20-30 bin lira için hiçbirinin değeri yok muydu? 30 bin lira, 40 bin lira harcadı sayın genel sekreterim. Ama böyle bir yuva meydana çıktı. Üniversiteler geldi. Elimizden geldiği kadar ders verdik. Edebiyat fen öğrencilerine. Saz çaldık, türkü söyledik. İçeriye girdikleri zaman ben her zaman size de anlattım. Onların bir zoraki gelişleri var. Sanki öğretmenler bunları değnekle getiriyor buraya. Ama bir de programdan sonra ne diyorlardı? Aşık amca, devam edin. Biz gene dinleyeceğiz. Onun kadar mutluluk hiçbir yerde almadık. O güzellik kadar. 500'ün 600'ün üzerinde yabancı insan bizim burayı ziyaret etti. Hepsini defterde imzalarını almışım. Hadi hiç unutmuyorum. Çok özür dilerim, çok uzatmayacağım. Bir Rus girdi. Rus girdi. Bağdaş kurdu, ottu. Azerbaycan'dan öğrenmiş durumu. Dedi, ne zaman çaladınız? Böyle aynı bir şekilde. Dedim ki, bu ne söylüyor? Sen kimsin? Ben Rus'am dedi. Vallahi güzel. Ne zaman çaladınız? Dedim ki, biraz sonra kalkırız. Ben de böyle dedim. Güldü, şey etti. Adam çıktı, bizim burada gelenek, bazı geleneklerimiz var. Onlar da yerine getirerek bizi dinledi, çekti, gitti. Yani benim size, sizi ziyaret ettiğimizde Allah razı olsun, cevabını aldık, bir incelik yaptınız. Bir valimizin, bir mülkü amirimizin, bir memleketimizin değerli bir insanının, insanlarının bizim burayı ziyaret etmesi yarın televizyonda, gazetelerde yankı yapacak. Ben ne diyorum biliyor musun? Yani bize vesile olursunuz inşallah. Buraya insanlar da gelir. Biz bu kültürü çalıp söyleriz. Sayın Valim, biz para falan istemiyoruz. Çay parası falan. Gelene 2 senedir bir defa çay verdik. Vallahi 4 senede verim. Arkadaşlarım, ben hepimiz kemirlendik, bardak yakadık, tabak yakadık. Getirdik, koyduk gelen insanlara. Bu hizmeti verdik. Niye verdik ama? O insanların ruhları şad olsun. Hepsi arzuları oydu, istekleri oydu. Biz de o isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Ve bu arada da yüreğimiz kas ağzıyla söyleyeyim, şöyle kabardı. Şiştik kendi kendimize. Sayın valimiz geleceği. Hepiniz bizim yanımıza çok değerlisiniz. Ama bir mülki amirinin gelip bizim otağımızı ziyaret etmesi bizim için başka bir durum taşır. Allah razı olsun. Bizi o inceliğinizde memnun ettiniz. İnşallah biz de bu akşam bu çeçilimizle, bu ketemizle, ama içinde hiçbir şey yoktur. Hepsi sarı yağ, çeçil, peynir. Bununla bir de benim çayımı karşısında hiç kimse... Ben aslında aşıklığı bıraktım, şimdi çaycılık yapıyorum. Öyle çay yapıyorum ki... O aşıklar bayı bizim bir gecemiz oldu. Gelen insanlar bırakıp geldiler, dediler ya o içtiğimiz çaydan bir daha içelim diye. İnşallah onu da size tattıracağız. Ben arkadaşlarım adına, kültür adına, geleneğimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza, gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ve huzurlarınızda genel sekreterimiz Sayın Hüseyin Kusar'a da saygılarımızı, hürmetimizi ve devamını diliyorum. Allah razı olsun diyorum. Muhabbetin doğasında olunca güzel. Hani böyle çok suni olmasını ben arzu etmiyorum. Sizinki gayet güzel bir başlangıç oldu açıkçası. Allah razı olsun. Hani o tadı tadında, damağında bırakmak lazım. Böyle bol bol kelam söyleyerek işi fazla şey yapmak istemem. Böyle geniş geniş yaymak istemem ama çok tadında güzel şeyler söylediniz. Doğrusu aşıklarımızın istekleri çok samimiymiş ki böyle güzel bir esere geç de olsa kavuşmuşsunuz. Gerçekten aşıklarımıza yakışır bir eser olmuş. Tarihi bir binada, tarihi bir mekanda böyle bir aşıklar evinin oluşturulması gerçekten çok anlamlı, bu otağın oluşturulması. Tabii doğrusu ben burada haberdar oldum.
Serkan'ın böyle bir otağın açılmasına vesile olması doğrusu beni de mutlu etti. Allah razı olsun. Tabii bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, tabii sizler de bunun içinde muhakkak istemek de bir emektir. Bütün arkadaşlarımıza böyle bir otağın karşımıza kazandırılmasından dolayı teşekkür etmek isterim öncelikle. Tabii sizler de ifade ettiniz. Bizim tabii ilk beraberliğimiz değil bu otağa belki ilk ziyaretimiz ama sizlerle ilk beraberliğimiz değil. Biz aşıklık geleneğinden gelen değişik illerde çalıştık. Onların son halkası olarak da Kars'ta beraberiz. Aşıklarımızla beraberiz. Tabii gönlümüz her zaman sizlerle beraber ama hepimiz sizler de bizler de biliyoruz ki yapmamız gereken bir sürü iş var. Yapılması gereken karşımızda işler var. İşte imkanlar ölçüsünde hafta içi hafta sonu olsa akşam gündüz desek böyle sizlerle beraber her olmaya çalışacağız. Evet, sayın Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Sayın İstersen otur daha iyi var. Sayın Valim, ismim Erol Ergüloğlu. Tabii ki ustam. Aşıklar'ın hayatını çok okudum. Ve öyle aşıklar okudum ki, inanın... Buna sevdim. Sessiz ağlayın. Götürüyor bir şaka sunuyor. Buradaki saraylar alakasıyor. Buradaki saraylar alakasıyor. Biz onun yanında saygılı olmamız lazım. O bizim mülkü amirimiz. Bugün burada resmi yokken. Yok, evet Allah razı olsun. Doğru. Sayın Zeynep'im, değerli daire müdürlerim, değerli Kars halkı, bayram eden kardeşlerim, cümleten hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sayın Valim, heyecanlıyım çünkü izafenize arz edeyim. Ben de bir emniyet müdürlüğünden soruyorum. Sayın Valime, Sayın İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Basın karşısında bunu gururlanarak söylüyorum ki
28 yıldır emniyet teşkilatında Sanzal'da çalışıyorum. Gelmiş geçmiş valilerim, il emniyet müdürlerim bu sanatta bana yol gösterdiler. Beni özgür bıraktılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizinle beraber sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Ve aşıklı sanatı Güney Yıldız Üstad'ın arz ettiği gibi baba sanatıdır. Babam aşık ise Şahbazoğlu Kars'ın aşıklarından. Şöyle başlıyorum söze müsaadenizle. Duymak için buna da sabır yeter. İnsan olan belli olur bir topluluk yerinde, onu seven ahbaplardan verilen sedir yeter. El izzeti nefisine kem gözüyle bakılmaz. Şeref bir baruta benzer, ona kibri çakılmaz. İster deli, ister sersem, ister olsun aklı az, bunların topuna temsil hayrı ağır yeter. Biz Türklerin leke yoktur izzetinde, şanında, İliğinde, gemiğinde, damarında, kanında, Şahbaz oldu gözün yoktur fani dünya malında, 3-5 arşın kefenlik bez, bir de bir kabil yeter. Var olasın! Söz hakkımı değerli kardeşim İlgaz Çiftçioğlu'na veriyorum. Eyvallah. Program akışı devam edecek. Sayın Valim, değerli misafirler, hoş gelmişsiniz, sefa gelmişsiniz. Şimdi Sayın Valim, ben ziyaretinize gelemedim. Çünkü burada olmadığım için. Ama burada daha güzel oldu. Sazımla size bir hoş geldim yapacağım. Saygıdeğer misafirler, hepiniz hoş safhaya gelmişsiniz. Aşıklık geleneği Orta Asya'dan, Dede Korkutlar'dan, Yunuslar'dan bize intikal etmiş bu sanat. Asırları devirmiş, günümüze kadar gelmiştir. Nacizane arkadaşım Ensar Şahbazoğlu'yla bir divan açılışı yapacağız. Sağ olun, var olun. Temeyler düşersin amana dost, ateş yanar bürünürsün alevsiz dumana dost. Bir gün olur hissedersin organların yorulmuş, vücudunda deprem olur gidersin tufana dost. Hissedersin organların yorulmuş, vücudunda deprem olur gidersin bana zor. Sakın dertliye dokunma, gözlerinden nem gider. Sakın dertliye dokunma, gözlerinden nem gider. Kamsız bir damla akıtmaz, onun kümden on gider. Bu dünya bir yalancıdır, her gün oynadır seni. Ne nasıl ne nesil sorar, nedir gider hay gider. Aman 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 aman, her gün oynadır seni. Ne asıl ne nesil sorar, nedir gider hay gider. Var.